Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 21 Kasım'a kadar Akrep burcunda ilerlemesini sürdürecek ve Kasım ayına güçlü bir dolunayla başlıyoruz 31 Ekim'de. Ekim'in son günü meydana gelen Boğa burcu dolunayının enerjileri Kasım ortalarına kadar da devam edecek. Bu durum özellikle Parasal konularınız, kazançlarınız, bütçeniz, gelir gider dengeniz, mal varlıklarınızla ilgili alanda bazı güçlü tesirler, sürpriz etkiler ortaya çıkarabilir. Gezegeniniz Mars bu ay artık retrosunu tamamlıyor. 14 Kasım'a kadar retro devam edecek. 14 Kasım'dan itibaren retro tamamlanıyor ve Koç burcunda ileri bir Mars ayın ortasından sonraki süreçte sizin de enerjinizi, gücünüzü toplamanıza yardımcı olacak. Daha fazla e, günlük hayatınızda yapmak istediğiniz, e, hayata geçirmek istediğiniz plan ve programlarınızı, hedeflerinizi ileri giden Mars'la beraber 14 Kasım'dan itibaren e, daha rahat yapabilirsiniz. Cesaretiniz artabilir. Girişimlerinizin de sonuç vermesi ve hızlı bir şekilde e, sonuçlanması mümkün olacak. Ve bir diğer retromuz biliyorsunuz Ekim ayının 14'ünden bu yana Akrep Burcu'nda gerilemekte olan daha sonra da terazi burcunda devam eden Merkür Retrosu 3 Kasım'da artık sona eriyor. 3 Kasım'dan itibaren Merkür terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. 11 Kasım'a kadar Merkür terazi burcunda ileri harekette olacak. Bu durumda özellikle ilişkilerinizde, eşinizle, partnerinizle süre gelen bazı iletişimlerinizi daha rahat yapabileceksiniz. Tartıştığınız konular varsa bunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Hatta retro sürecinde meydana gelmiş bazı problemlerinizi şimdi çözme imkanlarını bulabileceksiniz. Özellikle 3 Kasım ile 11 Kasım arasında her türlü ilişkide daha rahat yol alabilirsiniz. 11 Kasım'dan itibaren Merkür bu sefer Akrep'te ilerlemesini sürdürecek. her türlü finansal paylaşımlar, özellikle para konuları, hisseli paralar, tüm bu alanlarda yaşamış olduğunuz bazı gecikmelerin, bazı rötarların artık çözülmesi ve bazı problemleri daha rahat e, çözme kavuşturup ilerlemeniz de mümkün olacak. Evet, Kasım ayı, Ekim ayı ile kıyasladığımızda aslında çok daha verimli bir ay. Retro gezegenlerimiz artık düzeliyor ileri harekete geçiyorlar ve çok güçlü bir yeni ayımız ardından da ay sonunda güçlü bir dolunayımız aynı zamanda bir ay tutulmamız meydana gelecek Evet yeni ayımız 15 Kasım'da doğuyor sevgili koçlar 15 Kasım'da 23 derece akrep burcunda 8. evinizde yeni ay doğacak Yeni Ay yeni olasılıkları gündeme getiriyor tabii ki ve bu Yeni Ay'da artık Merkür düzelmiş olacak, Mars ileri harekete dönmüş olacak. Üstelik Oğlak burcunda birleşen Jüpiter ve Plüton'un bu Yeni Ay'da Güneş ve Ay ile çok güzel, güçlü ve destekleyici bir açısı var. Jüpiter-Plüton kavuşumu 2020'nin en önemli gezegen açılarından birisi ve Kasım ayında, 12 Kasım'da tekrar Jüpiter-Pürüto kavuşumu netleşiyor. Büyük güç anlamına geliyor. Bu manevi anlamda olabilir, maddi anlamda olabilir. Ee, özellikle 15 Kasım'da meydana gelecek yeni ayda jüpiter plüton'un desteği e, bize hayatımızda arzu ettiğimiz destekleri, güçleri verebilir. 8. evinizde bir e, yeni ay doğacak. Özellikle parasal konularınızda aradığınız çözümleri bu yeni ayın enerjileriyle daha rahat bulabilirsiniz. Örneğin bir borcun ödenmesi ya da ihtiyaç duyduğunuz bir kredinin bulunması, maddi bir destek, süre gelen bir miras nafaka gibi, tazminat gibi bir problem, bir vergi borcunun yapılandırılması, beklediğiniz bir bursu almak, bir prim ödemesi ve benzeri konular. Eşinizin parasal kaynaklarında da önemli e, güçlenmeler olabilir veya bir işbirliği içerisindesiniz. işbirliği ile beraber bazı ortak yatırımlar ya da ortağınızın maddi kaynaklarından faydalanma adına size yine güçlü destekler verebilir bu yeni ay. Bunun yanı sıra yaşamınızda sağlık anlamında ruhsal anlamda çözüm bekleyen bazı krizleri çözmeniz için de bu yeni ayın şifalandırıcı bir özelliği var. Çünkü akrep dönüşüm demek ve akrep bizim hayatımızda artık sizin için gerekliliği kalmamış ve size zarar veren bazı kavramlardan kurtulmak adına da güçlü bir etki oluşturacak bir anlamda bir detoks gibi düşünebilirsiniz bunu ee, ve bu yeni ayın etkileriyle gerek ruhsal gerek fiziksel gerek bilinçaltınıza yönelik şifa çalışmaları iyileştirme çalışmaları terapi çalışmaları ve benzeri her türlü konudan da çok güçlü destekler alabilirsiniz ve ihtiyaç duyduğunuz e, yetkili kişilere ihtiyaç duyduğunuz otorite figürlerine e, bu dönemde çok daha rahat ulaşabilirsiniz Herkes aynı oranda etkilenmeyecektir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili koçlar. 23 derece akrep burcunda doğacak yeni ay. Özellikle e, toprak burçlarımız ve su burçlarımız daha olumlu etkiler alıyorlar. Eğer haritalarınızda akrep, balık, yengeç ya da oğlak, boğa, başak burçlarının 23 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni ayın size e, şanslı etkiler getireceğini, maddi manevi destekler getirmesini bekleyebiliriz. Sabit burçlarda akrep, boğa, kova ve aslan burçlarındaki yerleşimi olanlar yeni ay döngüsüyle beraber bazı dönüşümler ve değişimler konusunda veya hayatlarından bazı temaları çıkarmakla ilgili biraz baskı hissedebilirler. Tesirler çok bu anlamda güçlü olabilir. Evet, yeni ay ay sonuna kadar olan süreçte 30 Kasım'da meydana gelecek Dolunay'a kadar olan dönemde gündemimizde olacak. 21 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Artık 9. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Sizin gibi ateş elementi bir burçta güneş parlamaya başlayınca tabii ki enerjiniz, gücünüz yükselecek, motivasyonunuz artacak, moraliniz biraz daha güçlenecek. Ee, daha cesur, daha iyimser olup geleceğe dair yeni umutlar beslemeye başlayacaksınız. Ve artık 30 Kasım'da ay dolunay fazına ulaştığında dolunayla beraber 8 derece ikizler burcunda bir ay tutulması yaşayacağız 2020'nin son ay tutulması ikizler burcunda olacak sizin 3. evinizde meydana gelecek 3-9 aksınız haritanızda önemli ölçüde etki alıyor Çünkü ay düğümleri de ikizler ve yayda kuzey düğüm yönündeki bir ay tutulması bu daha destekleyici bir ay tutulması olduğunu söyleyebiliriz tamamlanmalar, bazı farkındalıklar, bazı kararlar verme aşamasındasınız. Ve bu yakın çevrenizdeki kişilerle bağlantılı olabilir. Kardeşlerinizle ilgili konularda belki önemli gelişmeler gündemde olacak. Komşularınız, çevrenizdeki yakın arkadaşlarınızla ilgili bazı dönüşümler gündemde olabilir. Bir eğitime başlamak veya bir eğitimi tamamlamak, ticari oluşumla ilgili önemli kararlar vermek, bazı seyahat planlarının gündeme gelmesi, ee, biraz daha entelektüel konular yani zihinsel anlamda sizi besleyecek. Bunlar herhangi bir e, konuda yazmak olabilir, okumak olabilir, bir şeyleri öğrenmek olabilir. Tüm bu alanlarda da sizi zihinsel olarak besleyecek e, güçlü tesirler altındasınız. Bu dolunay özellikle yıl sonuna kadar olan bir aylık süreç içerisinde tüm üçüncü evinizle ilgili konu ve kavramları gündeminize daha fazla taşıyabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Dolunay 8 derece ikizler burcunda olacak. Bu durumda tabii ki değişken burçlarımız daha fazla etki alıyorlar. Sizin de doğum haritanızda 8 derece ve yakınlarında ikizler, yay, başak, balık gibi burçlarda gezegenleriniz varsa e, tutulmanın tesirlerinin çok daha güçlü ve dönüştürücü olabileceğini söyleyebiliriz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.